Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar fıkıh dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzda fıkıh nedir? Kısaca tanımlayınız. Her sınavda fıkhın tanımı sorulur. Muhakkak bilelim arkadaşlar. Kişinin hak, yetki ve sorumlulukların bilincinde olması. Bunları hemen yazalım. Kişinin hak, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olması. Günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri derinlemesine bilmesi ve kavramasıdır arkadaşlar. Derinlemesine bilmesi ve kavramasıdır. Evet, bu şekilde fıkhın tanımını yapıyoruz. Geçiyoruz diğer sorumuza. Fıkıh ilminin temel kaynakları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Evet, fıkıh ilmi biliyorsunuz ki en önemli kaynağı Kur'an'dır arkadaşlar. Şöyle bir Kur'an yazalım. Bir diğeri sünnet. Bir diğeri icma. Bir diğeri de kıyastır. Evet, bu şekilde 4 tane fıkhın kaynağında yazmış olduk. İslam dininde fıkıh ilmiyle uğraşan ve bir konu hakkında var olan delilleri inceleyerek hüküm çıkartan alimlere ne ad verilir? Fakih veya müçtehit denir arkadaşlar. Fakih veya müçtehit denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim bu soru için. Evet, fıkıh ilminin amaçlarından iki tanesini yazın şeklinde bir diğer sorumuz var. Fıkıh ilmi var ama niye var? Amaçları ne? Hemen bakalım. Birincisi, insanların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamak. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamak. En önemli amaçlarından biri bu. Bir diğeri de kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri açıklamak arkadaşlar. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri açıklamak. Yine bunun haricinde Allah'a ve diğer insanlara karşı hak ve sorumlulukların bilincinde insanları yetiştirmek diyebilirsiniz. İnanç temeline dayalı davranış kuralları oluşturarak huzurlu bir toplum oluşturmakta diyebilirsiniz yine amaçları arasında. Diğer sorumuzdayız. Fıkıh ilminin temel ilkelerini yazınız şeklinde bir ifade var. Birincisi, tekliflerde kolaylık arkadaşlar. Bir diğeri helallerde genişlik. Bir diğeri adaletin gözetilmesi. Ve dördüncü olarak da kamu yararının gözetilmesi diyebiliriz. Evet, fıkhın temel ilkeleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Fetva-i Hindiye nedir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar bu kavramı yine üniteler içerisinde bol bol duymuştuk. Bu Hindistan'da Hanefi mezhebine göre hazırlanmış fetva kitabının ismidir arkadaşlar.
Hindistan'da. Mezhebine göre hazırlanmış fetva kitabının adıdır. Evet, Fetva-i Hindiye nedir diye sorulduğunda da yazacağımız cevabımız bu arkadaşlar. Hindistan'daki yazılmış fetva kitabı diyoruz. Evet, 7. sorudayız. Fıkıh ilmini matematik, mantık ve tefsir ilimleriyle olan ilişkilerini açıklayın şeklinde bir diğer sorumuz var. Arkadaşlar, matematikte biliyorsunuz ki zekat ve miras hesapları yapılırken yararlanılır. Zekat ve miras hesapları yapılırken yararlanılır. Mantıkta da yine aynı şekilde kıyas konusu işlenirken faydalanılır arkadaşlar. Kıyas konusu işlenirken faydalanılır. Tefsirden de aynı şekilde arkadaşlar bir meselenin şer'i hükmünü tespit ederken faydalanılır. Bir meselenin şer'i hükmünü tespit ederken faydalanılır. Evet, bu şekilde mantık ve diğer ilimlerle olan ilişkilerinde de kısaca bahsetmiş olduk. Diğer sorudayız. Fıkıh ilminin aşağıdaki ana konularını birer cümleyle açıklayınız. Evet, fıkıh ilminde ibadat var, münakaat var, muamelat var, ukubat var, feraiz var. Peki bunlar ne arkadaşlar? Hemen bakalım. İbadet dediğimiz taharat, abdest, gusül, namaz, zekat, oruç, hac, kurban gibi konuları inceler arkadaşlar. Taharat, abdest, namaz, zekat ve oruç gibi konular diyelim. Münakahatta ise yine nikah, talak, nesep ve nafaka gibi konular işlenir arkadaşlar. Nikah, talak ve nafaka gibi konular diyelim. Bir diğeri muamelat. Muamelat da arkadaşlar alım satım, kira, rehin, havale, kefaret, tazminat gibi konuları inceler. Alım satım diyelim. Kira, yine rehin ve tazminat gibi konular diyelim. Ukubatta ise kısas, diyet, adam öldürme, zina, hırsızlık, yol kesme gibi konular işlenir arkadaşlar. Adam öldürme, zina, hırsızlık ve yol kesme konuları diyelim. Ve feraizde de aynı şekilde incelediği alanlar arkadaşlar miras ve vasiyettir arkadaşlar. Miras ve vasiyet konuları diyelim. Evet, bu şekilde fıkıh ilminin ana konularında birer cümleyle açıklamış olduk sizlere. Evet, diğer sorumuzdayız. Risale, Hücce ve adlı eserleri yazan büyük mezhep imamı kimdir ifadesi? Tabii ki İmam Şafii olarak aklımıza geliyor arkadaşlar. İmam Şafii olarak cevabımızı verelim. İmam-ı Azam olarak bilinen ve en büyük fıkhi mezhebi kuran mezhep imamı kimdir? Tabii ki Ebu Hanife'dir arkadaşlar.
Ebu. Evet, Ebu Hanife kalemde yazmakta zorlanıyor bu durumda. Mecelle ne demektir? Kısaca açıklayınız ifadesi var ki mecellenin tanımını biliyoruz arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında yazılan İstanbul Hukuku referanslı 1851 maddeli kanun metni arkadaşlar. Hemen yazalım. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında kalemimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. O da bitti çünkü. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında yazılan diyelim. İstanbul Hukuku referanslı 1851 maddelik kanun metnidir arkadaşlar. Evet, mecelle nedir şeklinde sorulursa da açıklayacağımız kısa ve öz tanım bu şeklinde diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. Evet, 12. soruda imameyn ne demektir? Kısaca açıklayınız. Evet, imameyn arkadaşlar bu kavramda üniteler içerisinde biliyoruz. Ebu Hanife'nin öğrencilerine verilen isim. Dolayısıyla Ebu Hanife'lerin öğrencilerine verilen isim nedir diye sorulabilir. Onu hemen yazalım. Ebu Hanife'nin öğrencilerine verilen isimdir arkadaşlar. Evet, fukaha burada bir diğer kavram var. Fukaha-i seba ne demektir? Kısaca açıklayınız. O da tabi'in döneminde yaşamış Medineli 7 fakihe verilen isimdir arkadaşlar. Tabi'in döneminde yaşamış Medineli 7 fakihe verilen isimdir. Evet, burada da bunu kısaca açıkladık. Geçiyorum diğer soruma. Müçtehitte bulunması gereken şartlardan iki tanesini yazınız. Arkadaşlar müçtehit biliyorsunuz ki Kur'an ve sünneti iyi bilmeli. Bunu yazalım. Kur'an ve sünneti iyi bilmelidir. Bir diğer özelliği, fıkıh ilminde yeterli derecede bilgi ve birikime sahip olmalıdır diyebilirsiniz. Dinin genel amaçlarını bilmelidir diyebilirsiniz. Toplumun değişen hayat şartlarını ve ihtiyaçlarını iyice kavramış olması gerekir diyebilirsiniz. Hepsi, ama biz şunu yazalım kısaca. Dinin genel amaçlarını bilmelidir diyelim. Diğer söylediğim özellikleri de aynı şekilde müçtehitte bulunması gereken özelliklere yazabilirsiniz arkadaşlar. Tedric ne demektir? Kısaca açıklayınca. Evet, tedric arkadaşlar bilindiği üzere yeni bir kavram bu. Kademeli olarak ara hükümler koyup sonunda esas hükmü ortaya koymaktır. Yine Peygamberimiz biliyorsunuz önceleri kabir ziyaretini yasaklamıştı ama daha sonra izin vermişti. İşte bu duruma tedric diyoruz arkadaşlar. Kademeli olarak açıklamasını verelim. Ara hükümler koyup sonunda esas hükmü ortaya koymaktır. Evet, Peygamberimizin yine kabir ziyaretleri örneğinde aklınızda tutarsanız daha da güzel olacak arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemi fıkhının temel ilkeleri olan maddelerin açıklamalarını yazın. Şimdi teşri ve nes var. Teşri arkadaşlar biliyorsunuz ki hüküm koymak demektir. Kaynağı Allah ve Resulüdür arkadaşlar. Hüküm koymak demektir.
kaynağı Allah Celle Celaluhu ve Resulüdür arkadaşlar. Nes ise daha önce konmuş bir hükmün sonraki yeni hükmüne ortadan kaldırılması arkadaşlar. Daha önce konmuş bir hükmün sonraki yeni bir hükümle ortadan kaldırılmasıdır. Evet, teşri ve nes kavramlarında böylelikle hatırlatmış olduk sizlere. Bir kez daha arkadaşlar 17. sorudayız böylelikle. 4 ana fıkıh mezheplerini yazınız. Evet, 4 tane biliyorsunuz ki Hanefilik başta. Şafiilik gelir arkasından. Hanbelilik ve Malikilik arkadaşlar. Bunlar da yine fıkıh mezheplerinden 4 tane ana fıkıh mezhebi diyoruz ve son sayfaya geçiyoruz. Böylelikle 18. sorudayız. Aşağıda verilen mezheplerin kurucularını yazın. Evet, Hanefi mezhebi var. Arkadaşlar Hanefi mezhebini kim kurdu? Biraz önce de söyledi. Başka bir soruda geçti. İmam-ı Azam Ebu Hanife arkadaşlar. Ebu Hanife. Maliki mezhebini Malik bin Enes. Hanbeli mezhebini Ahmet bin Hanbeli. Caferi mezhebini yine Cafer bin Sadık. Ve 5. mezhepte Şafii mezhebi, bu da Muhammed bin İdris bin Abbas. Yani İmam Şafii dediğimiz kişi, ismi uzun, Muhammed bin İdris bin Abbas arkadaşlar. Yani İmam Şafii'nin diğer uzun ismi diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. Aşağıdaki eserleri yazan imamların isimlerini karşılarına yazın. Evet, imamların eserleri de var biliyorsunuz. Er-Risale biliyorsunuz ki İmam Şafii'nin bir eseri. Onun için buraya İmam Şafii yazıyorum. El-Muvatta İmam Malik'in bir eseridir. Müsned Ahmet bin Hanbel'indir arkadaşlar. Ve Mebsut dediğimiz eser de yine Serahsi kişisinin yazdığı eserdir. Evet, bunu da verdik ve geldik son sorumuza. Burada da kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Buhari'nin bu hadisinde fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisiyle bağlantılıdır ifadesi var. Evet, fıkıh ilminin temel ilkelerinden de bahsettik demin. Mükellefiyete kolaylık ilkesiyle bağlantılıdır arkadaşlar. Genişlik, kolaylık, helalliğin genişliği vesaire, bunlarla ilgiliydi. Dolayısıyla mükellefiyette kolaylık ilkesiyle bağlantılıdır diyelim. Evet, 20 soruluk sınav videomuzun sonuna da gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip yorum yazmayı, arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.